Siz hiç farkında olmayabilirsiniz ama nerede en az iki insan varsa orada muhakkak bir manipülasyon vardır. Manipülasyon karşınızdaki kişiyi kendi isteğiniz doğrultusunda yönlendirmek demektir. Manipülasyon her zaman kötü bir şey değildir aslında. Bu bazen gerçekten samimi iyi niyetlerle yapılır. Atıyorum bir annenin çocuğuna sebze yedirmeye çalışması gibi. Ama bazen bu manipülasyon duygusal istismar ya da psikolojik işkence dediğimiz şeye dönüşebiliyor ve iş işten geçmeden bunun farkına varamıyoruz bile. Peki tehlike çanları ne zaman çalıyor? İrade ve zihin kontrolünüzü başkasının eline kaptırdığınızda. O zaman manipüle ederek sizi yönlendiren, sizi etkileyen kişi sizi aynı zamanda avucunun içine de almış oluyor. Zaten manipülasyon kelimesinin kökeni de Latince'de ele avuca sığan şey anlamındaki manipulus kelimesiymiş. Çok iyi değil mi ya? Yani Latinceden Fransızcaya geçiyor. Oradan da dilimize geçiyor. Zaten Türkçe diline Arapçadan sonra en çok etki eden dil Fransızca. Arapçadan dilimize geçen 6000 küsur kelime falan varsa Fransızcadan da 5000 küsur kelime falan var galiba. Mesela balkon, asansör, sütyen, kürdan bunlar da hep Fransızca. Yani bunu biliyor muydunuz? Mesela sütyenin Fransızcadan geldiğini üniversitede böyle hafif çapkın bir hocamız vardı. Böyle o anlatmıştı. Su tönir fiilini işliyorduk derste. Hoca da böyle sütyen su tönirden gelir. Desteklemek anlamında bir fiildir demişti. O yüzden hala unutmam yani su tönir fiilini. Yani böylece bir dil bilgisi dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi konumuza dönelim o zaman. Ne demiştik? Kendi gücünüzü, iradenizi bir kişinin ellerine bırakmış oluyorsunuz demiştik. Ama işin asıl tehlikeli olan tarafı duygusal manipülasyona uğradığınızın farkında dahi olmamanızdır. Çünkü olan biten her şey size son derece normal gelir. Yani hayatınızın normali haline gelir. Halbuki duygusal manipülasyonlarda fark etmek, farkındalık kazanmak kendimizi koruyabilmek için çok ama çok önemli. Çünkü başkasının kontrolü altında olduğunuzu fark edinceye kadar içinde bulunduğunuz durumdan sizi kimse kurtaramaz. Şimdi biraz bunu nasıl fark edebileceğinizden ve kendinizi nasıl koruyabileceğinizden bahsedelim. Öncelikle manipülatörleri bir tanıyalım. Manipülatörler her tartışmada haklı çıkmanın bir yolunu bulur. Konuları çarpıtmada ve başka yöne çekmekte ustadır. Ani öfke patlamaları yaşayabilir ve aynı hızla sakinleşebilirler. Olayları hep istediği şekilde lanse edip karşısındaki insanı her şeyi yanlış hatırladığına ikna edebilir. Duygu sömürüsü yapmakta çok başarılıdırlar. Ona kolay kolay hayır diyemezsiniz. Güzel sözlerinin, iltifatlarının içinde bile örtülü bir eleştiri vardır. Kararsız bırakır, ikileme düşürür, kafa karıştırır, işine gelmeyeni görmezden gelir, küserek cezalandırabilir. Asla fiziksel olarak zorla bir şey yaptırmaya kalkmaz. İstediği şeyleri hep karşı tarafın kendi rızasıyla yapmasını sağlar. Söyledikleri ve yaptıkları birbirini tutmaz. Atıyorum hayvansever olduğunu söyler ama kapının önüne kedi maması koyanlara kızar gibi gibi. Ve her ne kadar özgüveni yüksek kişiler gibi görünseler de aslında duygusal açıdan güçsüzdürler. Zaten başkalarını manipüle etmeye çalışmalarının sebebi de bu güç ihtiyacıdır. Yani başkalarından güç emerek güç kazanırlar. Peki bu manipülatörler bizi nasıl manipüle ediyorlar? Aslında birçok taktik var. Gaslighting ki bundan başka bir bölümde detaylı olarak bahsetmiştim. Love bombing, guilt tripping gibi hepsi de böyle yabancı afilli isimleri var. Ama hepsinin temelinde yatan bazı olmazsa olmazlar var. 1. Sevginizi ve güveninizi kazanırlar öncelikle. Yani sizi duygusal yönden istismar eden kişiler bunu ilişkinin en başında yapmazlar. İlişkinin başlarında o kadar iyidirler, o kadar cana yakın, o kadar düzgün insanlardır ki sizin sevginizi ve güveninizi kazanırlar böyle kolayca. Sizin gözünüzde saygı duyduğunuz ideal bir insan haline gelirler. Onları bu şekilde konumlandırdığınız için de daha sonra size söyledikleri her şeyi de doğru kabul eder. Hiç iyi niyetinden de şüphe etmezsiniz. 2. İyi niyet savunması yaparlar. Yani söyledikleri veya yaptıkları her şeyi size değer verdikleri için, sizin iyiliğiniz için yaptıklarını söylerler. Mesela normalde birisi size söylediğinde hadsizlik olarak algılayacağınız, kırıcı bulacağınız bir yorumu ben senin üzülmeni ister miyim, ben senin iyiliğin için söylüyorum savunması ile birlikte söylerler ki onları suçlayamayasınız. Yani bu var ya böyle minareyi çalan kılıfını da hazırlar dedikleri türden bir şey. Yani böylece ileride size bir eleştirde bulunduğunda ya da hayatınızda
hayatınıza müdahale ettiğinde de kendisini senin iyiliğin için kötü insan olarak görünme riskini bile göze alan fedakar insan konumunda da yükseltmiş oluyorlar. Ya, halbuki birisinin iyiliği için ona kendini kötü hissettirecek bir şey söylemek diye bir şey yoktur. Nokta. Yani senin söylediklerin karşındaki kişiye yetersiz, değersiz, suçlu hissettiriyorsa orada bir iyilik olamaz yani. Ama işte karşı tarafın iyi niyetinden o kadar şüphe etmiyor olursun ki onun hakkında böyle düşündüğün için de kendini suçlamaya başlarsın. Yani böyle inanılmaz bir kısır döngüye sokuyorlar sizi. Ve 3, sorumluluk kabul etmezler. Her zaman sizi suçlu ya da hatalı hissettirir. Asla kendinizi kötü hissetmenizde bir sorumlulukları olduğunu kabul etmezler. Onlar hep bir şekilde haklıdır. Ağzı da öyle güzel laf yapar ki topu öyle bir çevirir ki sen en nihayetinde haklı olduğun halde kendini ondan böyle özür dilerken bulursun. 4. Sistematik ve sürekli bir şekilde yaparlar bu yaptıklarını. Yani söyledikleri ya da yaptıkları şeylerin arkasındaki amacı öyle böyle lök diye göremezsiniz. Sürekli, ufak ufak, yavaş yavaş işlerler sizde. Bu konuda haşlanan kurbağa sendromu diye bir şey var. Duymuş muydunuz haşlanan bilmiyorum. Haşlanan kurbağa mı? Evet. Allah Allah. Şöyle bir şey bu. Bir kurbağayı kaynar suyun içine attığın zaman hemen kendini dışarı atar. Ama kurbağayı soğuk suya koyup suyu yavaş yavaş ısıttığında kurbağa bunu çok geç fark eder. Böyle 1800'lü yılların sonunda yapmışlar bu deneyi. Deneyde suyun sıcaklığını saniyede böyle 0,002 derece falan arttırmışlar ve kurbağa 2,5 saatin sonunda ölmüş olarak bulunmuş. Çok yavaş ısıtıldığı için su suyun kaynadığını fark etmemiş ve hani ölmüş içinde. İşte manipülasyon da aynen bu şekilde işliyor. Yavaş yavaş ama sürekli. O yüzden bizler de aynı haşlanan kurbağa gibi manipüle edildiğimizi iş işten geçene kadar, yani psikolojik bir çöküş yaşayana kadar, hatta bazen ondan sonra bile anlayamayabiliyoruz. Yani işin en korkutucu tarafı bence bu. Ve son olarak pasif agresiftirler. Pasif agresif davranışlar bir kişiyi manipüle etmek için birebirdir. Yani düşündükleri ve hissettiklerini açık bir şekilde tartışmak yerine böyle kinayeli sözlerle üstü kapalı bir şekilde dile getirebilir. Siz bir karşı çıkış yaparsanız da durumu reddedebilir ya da mağdur rolüne bürünebilirler. Karşı tarafa üstü kapalı veya iltifatmış gibi görünen kinayeli sözler söyleyebilir. Onları görmezden gelerek veya duymuyormuş gibi yaparak cezalandırmayı deneyebilir. Ya da cevap vermeyi reddederek onları uzun süren sessizliklere maruz bırakabilirler. Öyle bir an gelir ki siz ne olur affet beni diye yalvarıp gönlünü almaya çalışırken bulursunuz yine kendinizi. Bu bahsettiklerim gaslighting'den tutun love bombing'e kadar birçok manipülasyon tekniğinin içinde barındırdığı özellikler. Eğer size tanıdık geldiyse bu anlattıklarım, bu ilişkileriniz içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi iyice ölçüp biçin derim ben. Çünkü manipülasyona uğradığınıza dair en önemli tehlike sinyali kendinizi nedenini anlayamadığınız bir şekilde kötü hissediyor olmanızdır. Yani kötü his burada anahtar kelime. Eğer birinin yanında kendinizi huzursuz, rahatsız hissediyorsanız bunun neden kaynaklandığını muhakkak sorgulamanız gerekir. İşte ama o benim annem, benim babam, sevgilim, can yoldaşım falan demeyeceksiniz ve sorgulayacaksınız. Çünkü şöyle de acı bir gerçek var ki bizi duygusal açıdan istismar eden kişiler çoğunlukla en yakınlarımız oluyor. Ben bu insanın yanında kendimi neden böyle hissediyorum? Hangi anlarda tetikleniyorum? Hangi sözleri hoşuma gitmiyor? Niyeti ne olursa olsun, kim olursa olsun, ortada kötü bir his varsa bunları sorgulayın. Çünkü duygularınız hayatınızda olup biten şeylerden ne şekilde etkilendiğinizi size gösteren bir rehber gibidir. Onları görmezden gelmemek gerekir. Sonra sizin kötü hissetmenize sebep olan kişinin ne söylediğine değil nasıl davrandığına odaklanın. Çünkü manipülatörler konuşma ve ikna kabiliyeti çok yüksek insanlardır. Yani mesela sizi çok sevdiğini ifade ediyor olabilir ama siz kendinizi değersiz hissediyorsunuzdur. Sizi sürekli övüp pohpohluyordur ama siz kendinizi yine de yetersiz, beceriksiz, başarısız hissediyorsunuzdur. Yine kendi hislerinizi rehber alın ve dili başka söylese de böyle hissetmenize neden olan davranışlarını görmeye çalışın. Ve eğer manipüle edildiğinizi düşünüyorsanız, size manipülatörlerin bir özelliğinden daha bahsedeceğim.
Ama bunu duymak pek hoşunuza gitmeyebilir. Manipülatörler insanları tahlil etmekte çok başarılıdırlar. Ve manipüle edecekleri kişileri özgüveni düşük ve duygusal açıdan kolay manipüle edilebilir kişilerden seçerler. Yani siz buna izin vermediğiniz ya da buna müsait bir durumda olmadığınız sürece aslında kimse sizi manipüle edemez. Yani manipüle etmek diye bir şey yoktur. Manipüle edilmek vardır da diyebiliriz. Ben daha önce iş yerinde yöneticim tarafından nasıl gaslighting'e uğradığımı anlatmıştım. Bu durum onun çok güçlü, çok zeki, çok usta bir manipülatör olmasından kaynaklanmamıştı yani aslında. Bunu bana yapabilmiş olmasının sebebi benim o sıralarda sınırlarımın net ve sağlam olmaması, kendime olan güvenimin düşük olması ve hayır demeyi de çok iyi beceremiyor olmamdan kaynaklanıyordu. Siz de kimlere hayır diyemediğinizi, hayır diyemediğiniz için maruz kaldığınız zararları şöyle bir gözden geçirin. Ve neden hayır diyemediğinizi de bir düşünün isterim. Sizi sevmeyeceğini, onaylamayacağını mı düşünüyorsunuz? İsteklerine hayır dediğinizde vereceği tepkiden ya da onu kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Hayır diyerek onu üzeceğinizi mi düşünüyorsunuz? O üzülürse ne olacağını düşünüyorsunuz? Yani bütün bu soruların cevabını bir düşünün yani. Ve vereceğiniz cevaplar manipülasyona ne kadar açık olduğunuzu ve ilişkilerinizde nerelerde zorlandığınızı anlamanızda yardımcı olabilir. Ve eğer ilişkilerinizde yaşadıklarınıza dışarıdan bakacak cesaretiniz yoksa, bir çıkmazın içinde olduğunuzu düşünüyorsanız, mutlaka ama mutlaka güvendiğiniz bir yakınınızdan yardım isteyin. Bir yakınınıza sorun yani ben hep böyle miydim? Yoksa benim böyle hissetmeme, böyle olmama o mu sebep oldu diye bir sorun yani. Ve sizi kurtarmalarına izin verin. Profesyonel bir yardıma ihtiyacınız olduğunu siz farkında olmayabilirsiniz ama yakınlarınız sizi destek almaya yönlendirebilir. Ve şunu hiç unutmayın. Yaşadığınız sıkıntılarla, içinde bulunduğunuz durumlarla tek başınıza baş etmek zorunda değilsiniz. Duygularınızı başkalarına açmaktan korkmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.